Merhabalar, ben Huzeyfe. Looping'e hoş geldiniz. Yeni bir oyunla karşınızda olmaktan mutluyum ama en çok oyun oynuyor olmaktan mutluyum. Oynayacağım oyunun adı Titanfall 2, Respawn Entertainment, biz kısaca Respawn diyelim, tarafından geliştirilen ve EA tarafından da 28 Ekim 2016'da yayınlanan bir oyun. 2014'te yayınlanan Titanfall'un devam oyunudur kendisi. Respawn'u Apex Legends ve Star Wars Jedi Fallen Order oyunlarından da tanıyabilirsiniz. Bunun haricinde 2-3 oyunu daha var ama asıl dikkat çekici yapımlar bunlar. Titanfall 2, FPS oyunlarının yeniden modern savaş dinamikleriyle buluşup çarpıcı ara sahnelerini harmanlayan başarılı yapımlardan Call of Duty Modern Warfare'ın 1 ve 2'nin geliştiricileri tarafından yapılmış bir bilim kurgu nişancı oyunu. Modern Warfare 3'ü yapmadılar, onu başka bir firma yaptı. Şahsen Modern Warfare serisinin hayranı olarak Activision firmasından ayrılıp kendi şirketlerini kuranlar tarafından yapılan bu oyun beni heyecanlandırıyor. Serinin 3. oyunu ne zaman çıkacak bilemiyoruz ama çok da ümitli olmaya gerek yok. Titanfall 2 çıktıktan bir sene sonra Electronic Arts tarafından satın alınıp Apex Legends'a kanalize oldukları ve artık EA yönlendirmesiyle oyun yaptıkları için Titanfall 3 artık hiç gündeme getirilmiyor açıkçası. Titanfall 2 bir FPS oyunu, yani sıkı sıkı ilerlemeli savaş oyunu işte. Oyun dünyasının IMDb'si olan Metacritic'te puanı PC tarafında 100 üzerinden 86. Oldukça iyi bir değerlendirme bence. Birinci oyunda hikaye modu bulunmayan Titanfall 2'nin 4 saatlik bir oynanış vaadi var. Pilotluk kariyeri istem dışı başlayan Jack Cooper ve Titan ortağı BT-7274 konu edilmiş. Ayrıca yeni dönem savaşlar, Titanların yeri ve yapay zeka askerler işleniyor. Hikayesi kısaca şu şekilde. Jack Cooper, Frontier Militia adında askeri örgüt üyesi, kendisi de pilot olmak isteyen ve eğitim alan bir asker. Eğitim sırasında katıldığı savaşta akıl hocasının öldürülmesi nedeniyle zorunlu olarak pilot oluyor. Hocasının BT-7274 ismindeki Titan'ına bağlanan Cooper, IMC adındaki uluslararası sömürgeci şirkete karşı savaş veriyor. Senaryodan kısaca bahsettim. Buradan sonra sizlere grafik ayarlarını da hızlıca göstermek ve sonrasında da tabii ki oyuna geçmek istiyorum. Evet, burada görüldüğü üzere benim grafik ayarlarım bu şekilde. 1080p'de ultra grafiklerde oynuyorum. Daha fazla bekletmek istemiyorum, o yüzden hemen oyuna geçmek istiyorum. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Güzel bir savaş dönüyor. Bu arada bu görüntüler gerçek olabilir mi? Live action dediğimiz bir şey var ya, hani gerçek görüntülerle animasyonları birleştiriyorlar. Sıvır sınır savaşı meydanlarında gördüğüm şey pilotun hakim gücünden ibaretti. Hızlı ve çevik. Zarif ama yok edici. Algısal, becerikli ve acımasız. Bir pilot dünyayı farklı şekilde görür. Düz duvarlar birer kestirme haline gelir. Pilotlar farklı dövüşür. Dikkat dağıtma ve manevra yeteneğine sahip, karşı konulmaz olasılıkları kendi lehine çevirir. Ama pilotu savaş alanındaki bütün düşmanlardan ve makinelerden ayıran tek şey, pilot ve Titan arasındaki bağdır. Güzel. Bir Titan'a bağlanıldığı zaman pilot sadece karşı konulmaz kuvvetle durdurulabilir. Ya da başa baş mücadeleyle. Sınır şimdiye kadar tanıdığım tek evdi. Yıllarca topraklarımız IMC tarafından yok edildi. Zorla kaynaklarımızı ele geçirdiler. Gezegenlerimizi kirletip yok ettiler. Ve direndiğimizde bizi öldürdüler. Demeter'daki zaferlerimize rağmen IMC yok olana dek uzun bir yolumuz var. Şimdi milislerin içinde sınırı özgürleştirmek için savaşan birer olarak görev alıyorum.
Bir pilot olmaktan çok uzaktayım. Ama o gün geldiğinde... Umarım o onuru hak edene kadar yaşarım. Evet, güzel bir prolog oldu. Prolog mu deniyor buna tam emin değilim ama Cooper'ın günlüğü diye bir şey var. Evet, 9. Milis Donanması IMC kontrolündeki Tifon gezegenine saldırı için yola çıktı. Sivil varlığı sıfır. Orayla ilgili tek bildiğim şey bir IMC askeri tarafı araştırma tesisinin bulunduğu. Gerisini okumaya gerek yok, yeterli. Evet, başladık. Şimdi pilotun giysisi diye bir bölüm. Evet arkadaşlar, güzel bir giriş oldu bence. Yani ben beğendim açıkçası. Hikaye anlatımı bu şekilde. Hani kısa bir video gösterdiler bize. Hani bak budur diye. Evet, ışıklara bakıyormuşuz. Evet, bu ayarlar benim için iyi. Titanfall 2 benim çok oynamadığım bir tür bu arada. Yani yeni nesil FPS savaş oyunu ve çok oynadığım bir oyun değil. Bu arada grafikler çok güzel değil mi ya? Aydınlık bir alana çıktık ya, böyle hoşuma gitti. Seni eğitmem gerekmiyor ama sen de o potansiyeli gördüm diyor. Şu an savaştayız. Kim eğitim ister ki zaten diyor. Zıplamak için space tuşuna bas. Ha, güzel. Yok, şimdi koş. Tamam, koşalım abi. Kontrol menüsüne otomatik deparı aktifleştirin. Yok ya, kendim sürekli koşmak istemiyorum böyle. Böyle olsun daha güzel. Koşmaya devam o zaman. Bu arada grafikler gerçekten çok güzel. Ben oyunun grafiklerini çok beğendim. Yani böyle hoşuma gitti. Evet, koşmaya devam. Kesinlikle çok güzel. Vay. Sınırdaki evinden ilham almışlar. Burası onun büyüdüğü yermiş. Yani altyazıyı görmeyenler için okuyorum bu arada. Yoksa bilgisayardan izleyenler zaten görür. Yani şimdi normal şartlarda adamın söylemek istediği şey buranın gerçek olmadığı yani. Ne yapıyoruz abi şimdi? Duvar koşusu için duvara doğru giderken space tuşuna basın. Tamam. Böyle mi? Oo, güzel. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bir ara Call of Duty'nin yeni nesil savaş oyunları çıkmıştı. O zaman böyle duvardan koşuyorlardı. Ben ilk defa duvardan koşmalı bir oyun oynuyorum bu arada. Yani duvara sabit duvar üzerinden koşarak. Güzel bir zevkmiş. İki zıplama. Anladım. Şu şekilde yani. Hop. Aynen. Evet. Eskiden diyor onlara karşı saklanıyorduk. Şimdi onları yok edebiliyoruz. Yani güçlendik falan filan diyor. İşte artık insanlar bize katılıyorlar diyor. Bazı şeyler istediğin gibi gitmez. Bulduğun her silahı kullanmak zorundasın. Ama burada silahlar var. Okey, evet. Talim yapacakmışız. Tamam, bir tane bu. Başka silah alabiliyor muyum? Tamam, bu tekli silahı iptal et. Bunu al. Şöyle şey yok mu ya, böyle 100 mermili bir silah? Mesela bu. Aynen. Bu değil mi? Sağ tuşta yaklaşıyoruz. Evet, ilerleyelim. Başlayacak mıyız abi? Silahımı doldurdum. Tamam. Ha, gideceğim öyle mi? Tamam. Bitti mi? Tamam, bitince diyor geri dön diyor. Geri dönelim. Kolaydı yani. Ha, ben buradan şimdi 2 dakikadan kısa sürede tamamlamam gerekiyormuş. Anladım. Yani koşa koşa ilerleyeceğim anlaşılan. Koşalım bakalım. Şuradan koşalım. Ah,
Gauntlet is where we practice the skills till the second teacher. Hoş abi, var mı arkada düşman? Yok. Tamam, birini daha indirdik. Burada biri var ya. Tamam. Biraz geri kaldım ha. O adam beni çok yavaşlattı. Tüm düşmanlar bitti herhalde. Şansımıza. Nice run. See the results board on the wall? You set a new best time. Everyone has different strengths and weaknesses. So be sure to run this a few times with different weapons. Ya tekrardan yapmak istersin diyor. Bana diyor normal gibi geldin diyor. 56 saniye. Senin zorluk derecen zorluk şey normal olmalı diyor. Aha şuraya bak. Yani gerçekten 20 saniyeyle Anderson'ı kaçırdık. 25 saniyede kazanan da var. Bir kere daha oynamak istiyorum ya. Ama hiç kimseye vurmayacağım. Hadi abi yer bakalım. Hiç kimseye ateş etmeden devam. Güzel. Güzel. Mekanikleri de öğrenmeye başladım ha yavaştan. Derken nazar değdi galiba. Vallahi nazar değdi. Neyse. İyi. 40 saniye. Fena değil diyor. Neymiş abi? Bunu saymadı çünkü hiç kimseyi vurmadım. Ha, hiç kimseyi vurmayınca süre cezası veriyor herhalde. Vurma başına, öldürmediğim adam başına süre cezası. Ben 30 saniyede bitirdim, 36 saniyede ama bana 30 saniye daha eklediği için böyle bir şey oldu. Evet, ilginç. Neyse. Sana mı geliyoruz? Seninle işimiz bitti mi? Sıradaki görmek için sabırsızlanıyorum. Evet. Evet, pilot olmanın diyor asıl olayı şimdi şeydir. Neden bunu sadece pilotlar yapabiliyor? Bu sadece bir simülasyon asker. Gerçek bir şey değil. Ama önce biraz daha boş alana ihtiyacımız olacak. Evet. Bu benim partnerim BT. Kendileri yapmışlar, IMC'den çalmamışlar. Bu sefer çalmadık diyor. Demek ki daha önceden çalıyorlarmış. İlk Titan'ı çağır diyor. Herhangi bir alana bakın ve V tuşuna basın. Hayda. Cooper, ready up. Easy call. He just left VR. He needs a minute to decompress. He'll be ready to go. Trust me. Yes, sir. Heads up. They're killing us. Trying to, anyway. Good session in there. You'll get the hang of it someday. We'll make a pilot out of you yet, Rifleman. But not today. Evet. Seni pilot yapamadık diyor. Asker bugün olmadı. Zamanı değil diyor. Son of a bitch. See you down there. We're gonna see a new planet today. Maybe even die on it. See you down there, Rifleman. Good luck. Get your ass out of the simpod, Cooper. Meet at the dropship. Evet, yani biz simülasyonun içindeyiz. Yani şimdi bazı askerler şey oluyorlar. Neyse, bu arada normali seçelim. Normal oyuncuyum ben. Böyle hardcore bir oyuncu değilim. Şimdi bazı askerler demek ki eğitim normal savaşıyorlar normal halleriyle. Bazıları da Titanlarla savaşıyor. Böyle bir dünya var. Karşı tarafta da yine bizim gibi insan grupları var.
Fakat onların silahları daha güçlü ve biz artık ezilen tarafta olarak bir süre sonra karşı gelebilmeye, onları öldürebilmeye, savaşta biraz daha durumu eşitlemeye başlamışız. Genel olarak hikayesi için böyle bir şey söylesem yanılmam zannediyorum. Evet. Şimdi biz aşağı iniyoruz. Herkes böyle mi iniyor aşağıya? Bu biz miyiz ya? Evet, galiba herkes savaşa bu ufak şeylerle iniyor. Yani tabii düşüş de var işin içinde ama. Evet, savaşa başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Kimlere karşı savaşıyoruz? Bunlar bizim adamlar. Tamam, arkasında maviler yazıyor, tamam. Yani bizim adamların üzerinde mavi işaretler var. Abi ne oluyor? Ateşe gelince yandın mı? İlginç. Evet, görüldüğü üzere. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Oyun çok güzel ya. Yani hiç ben böyle bir oyun oynamamıştım. Nasıl diyeyim? Ateş etmeli. Bu şekilde. Gerçekten güzel bir deneyim yani. Bu vuruş hissiyatı vesaire. Ben beğendim yani bunu. Bu arada ben Space'e şu an iki defa bastığım zaman kabul etmiyor oyun. Yani niye öyle anlamadım tam. Sadece simülasyondayken yapabiliyoruz. Normalde yapamıyoruz. Herhalde o silahlardan mahrumuz yani. Oo. Babacım siz ne yapıyorsunuz ya? Bizim askerler, arkadaşlar öldü mü şimdi? Yani şimdi karşı taraf hop. Bizden daha güçlü anladığım kadarıyla. Evet, bu düşman Titan. Super, you're in bad shape. Hold on. This might knock you out, but you should be okay when you wake up. Lastimosa, hostile Titans inbound. Apex Predators. Copy that, BT. Mercenaries. Stay down, Cooper. BT, let's go. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bu ateş etme olayını çok sevdim ya. Güzelmiş yani. Hoppa. Hayda bre. Bizim komutan gitti. Arkadaşlar. Evet. Evet, savaş için hızlı bir başlangıç oldu yani. Komutan bize eğitim veriyordu ve sonra öldü. Evet, bütün birliğimizi öldürdüler biz savaşta. Yani şimdi biz pilot olmak istiyorduk. Bir yandan da savaş var doğal olarak. Pilotluk için eğitim alıyorduk. Ve tabii ki doğal olarak komutanımız ölünce ortada böyle kaldık. Ama tabii biz normalde de bir askeriz yani, onu da belirtmekte fayda var. Bunlar bizi yiyecek mi şimdi?
farklı bir dünyadayız yani. Bu arada fantastik bir dünyadayız. Bunlar normal yaratıklar değil yani. Evet. Tayfun gezegeni. Gezegenin ismi Tayfun anladığım kadarıyla. Oo, bizim komutan bu mu? Yüzbaşına yardım et. Transfer authorization to new pilot. Link. Bravo Tango 7274. Trooper, take my Titan. Use my helmet in my jump kit. This is the real thing. Take care of him. Evet. Günlük güncellendi. Burada günlük yapıyoruz demek ki. Komutanı gömmüşüz. Geçmiş olsun. Ne diyeyim, Allah rahmet eylesin. Allah kalanlara sabır versin. Evet. Biz bu şeyi takacağız anladığım kadarıyla. Aa, pozitifmişiz. Kan grubumuz 87 doğumluymuşuz. Ben bir yandan ilerleyebiliyorum bu arada. Gizlilik eklendi, bomba eklendi. Silah var. Silahlar tamam. Başka? Zıplayabiliyor muyum şimdi? Yok, ikili zıplayamıyorum. Güç seviyesi kritik. Yaklaş. Aa, şu an ortam tarıyor. Eyvallah. O zaman ne yapacağız? Power low. Insufficient power. Power low. Insufficient power. Evet, yetersiz güç diyor. O yüzden anladım. Bir sürü batarya alacağız, öyle mi? Silah var mı başka etrafta? Ya bana bir silah yok mu abi? Tekli. Neyse, o zaman gidelim abi. Olduğu kadar, olmadığı kadar diyelim. Ha, şurada bir silah gördüm. Vay. Bu ilginç yaratıklar var oyunda ya. Hayalet. Buradan gitmiyoruz. Peki. Zıplama kiti durumu. Çift zıplama çevrim dışı. Evet, şu an çift zıplayamıyorum. Onu mu ayarlıyorlar? Yalnız iyi koşuyorlar ha. Yakalasa yakalayacak yani. Aa, ben pilot kaskı buldum. Güzel. Ne işe yarıyor acaba bu? Yani benim gibi böyle duvardan koşarak ilerlemeli oyunları hiç hakim değilseniz bu oyun güzel bir başlangıç olabilir. Çünkü benim için öyle oldu. Ya ben şahsen böyle bir oyun hiç oynamamıştım.
Güzel oldu benim için. Burada birileri var anlaşıldığım kadarıyla. Bu askerleri mi öldüreceğiz? Yakın dövüş öldürmek için F tuşuna basın. Gerek var mı ya? Bunları yakın dövüşte öldürmeye. Aa şurada da bir abi var. Of ne vurdun be. Ya vurdun mu böyle vuracaksın hacı. Aşağı mı iniyorum? Gizliyi aktifleştirmek için şuna basın. E bunlar gördüler beni. Savaş başladı mı? Yes! Bana bu savaşlarla gelin ya. Askere karşı asker. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor mesela bu durumda? Mesela şöyle yapsam... Koşa koşa mı sıkmam gerekiyor? Bu tarz oyunlarda nasıl savaşılır bilmiyorum ki. Yalnız baban deme headshotçıydı be. Kafacı. Of iyi hasar yedim bu arada. Ya ben o adamı bir türlü indiremedim bu arada. Onun acısı var bende. Heh. Biraz da bunu sıkalım. Burada biri var. Tamam. Yok ya çift zıplama yok. Buradan çıkalım. Hayda görüyor musun? Adam pompalı sıktı demek ki. Çat diye bu kadar iki kurşun da ölmenin başka bir... Şey olmamalı yani. Bir tane burada. Tamam bak bunu indirdik. Bir tane daha burada. Bam. Ne yumruk atıyorum ha. Baban da mı boksördü be. Görüyor musun var ya tam bir savaş makinesiyim ya. Tam bir savaş makinesiyim. Dört tane adamın arasına atlıyorum. Bam güm çat çut. Aa burada bir şey var. Bu ne? Tamam bu bir kan asımsı bir şey. Bir de bunu alalım. Ne oldu şimdi? Bu AWP değil mi? Var mı burada biri? Hoppa burada biri var. Yes be. Kafacı. Burada da bir şeyler var mı? Aynı silahlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Oba! Bir dakika. Bunu vuramadım. Bak gördünüz mü? Şunun arkasından vurdum ya. Hoş abi. Çift zıplama etkin mi? Vuramadım ya resmen. Canavarları görüyor musun ya? Fena. Çat. Ne yapıyoruz? İniyoruz mu aşağıya? İnelim abi. Nereden iniyoruz? Aa bunlar normal asker değil. Burada bir şey var. Bana doğru geliyor. Tamam bunu indirdik. Bunlar robot mu ne bu ya? Yalnız bunlar her neyse.
şimdi bir saniye. Bu arkadaşlar bir ürkücüye yaklaştığınızda E tuşuna basarak onu hackleyebilirsiniz. Aa, biri buraya doğru geliyor. Bismillah. Bismillah. Ya Allah. Uf. Düşmanla karşılaşınca manevi duygularım kabardı. Evet, zannedersen kimse kalmadı. Devam. Bu nedir? Nasıl çıkacağım ben buraya? Şöyle. İyi koşuyorum ha. Duvardan duvara, daldan dala. Bismillah. Ya Allah. Sen nesin be babacım? Yalnız ben alıştım ha bu Bismillah ya Allah'a. Şeriat is coming. Bu ne abi? Bize taramalı silah lazım. Abi geçemiyorum. Devrilir misin şuradan? Teşekkürler. Bu bizim BT'nin aradığı şey herhalde. Abi bu canavarlar bildiğin ürkütüyor beni ya. Tam olarak nereye koşacağı belli değil. Böyle değişik bir hayvan yani. Hop. Yetiştik. Aa, bizim noktaya yeni adamlar gelmiş. Ne konuştuklarını dinleyerek vakit kaybedemem arkadaşım. Benim daha önemli işlerim var. Power low. Insufficient power. Onu hiç el bombası kullanmadığımı fark ettim. Power at 2/3. Data core reinitialized. Ocular system online. Just in focus. Are you all right, pilot? Sen bana pilot diye mi seslendin? I think so. Wait, did you just call me pilot? Yes. The late Captain Lastimosa gave you the provisional rank of acting pilot. Congratulations on your promotion. You may call me BT. BT. Sese bak. Got it. BT. My systems are rebooting, but a third battery will accelerate the process. Yeni bir bataryaya ihtiyaç varmış. Aha, biz yine evet yer araştırıyoruz. Burada bir tane varmış. Başka var mı? Başka bir yerde göstermiyor. Yani bir seçenek sunmuyor yani. Hani iki tane var. Bir şuraya git, bir buraya git, yok. Evet. Şimdi benimle iletişim kurarak yapacakmış bundan sonraki süreci. Ne abi bu, ne yapacak? Alt tarafı iki defa zıplayacak yani. Yani ben kaçırdım şimdi. But don't worry, BT. I'm not going anywhere. Understood, but I do recommend you move. IMC salvage teams are not far away. I'm moving. Be careful, pilot. Bir takım uyarılar yapıldı.
Yeah! Savaşa böyle girilir. Pilot, my mapping systems have been restored. The ambush of the 9th Militia Fleet has landed us far off course from our original destination. We are located in hostile territory. Be careful, we cannot stay here long. How long did you serve with Lastimosa? Captain Lastimosa linked with me 973 days ago. Sorry. You guys must have been close. He was an excellent pilot and a good friend. Evet, böyle bir takım duygusal konuşmalar yaşanıyor şu an. Etki komutanla aranız iyi miydi falan filan. Yani evet, o iyi bir arkadaştı. İyi bir dostu falan, böyle şeyler söylüyor bizim BT. Yani duygusal biraz anladığım kadarıyla. Biz de duygusal yaklaştık. Konuya çok duygusal bir şey yaptık ya. Şimdi bu savaş oyunu arkadaşım yani. Gerçi şimdi bir sürü herkes yakınlarını kaybediyor, o yüzden herhalde. Şununla başlayalım mı? Bana mı artistik yapıyorsun? Savaş başladı mı? Kanas yok mu ya, kanas? Bu ne? Aa, onu ateş edince bana ateş ediyor ama normalde etmesem etmez mi? Aa, şunlar var. Bunları hiç sevmiyorum ya. Ne abi, nesiniz siz? Şimdi neredeler? Bir görebilsem. Göremiyorum şu an. İyi atıyor. Bak bak bak, direkt bana doğru geliyor, görüyor musun? Uuu. İşte bak, böyle manevra yapacaksın babacım ya. Asker seslerini duyuyorum. Neyse, ben silah alayım. Aşağı ineyim. Kurşunum tam mı? Burada. Tam ya. Şuradan bir ilerleyelim bakalım ne oluyor. Ha, istesek gizli gizli de ilerleyebilir miymişiz yani? Ben onu mu anlamam gerekiyor? Şurada biri var. Ne yapacağım? Karşıya zıplayacağım. O da beni buraya getirecek. Abi şurada o şey çok sıkıntılı ya. Şu aptal alet buraya doğru geliyor, hissediyorum. Bu. Çok fazla hasar aldık. Ne yapacağız şimdi? Karşıya zıplayalım bakalım. Okçu, bu ne? Alayım mı bunu? Aldım. Ben bunu indiremedim bir türlü ya. Oldu mu? Oldu. Silahtan sürekli var mı? Evet, onu değiştirmek istiyorum şu an. Bunu alalım. Ark bombası. Al bakalım, ark bombası neymiş? Tam anlayamadım ne işe yaradığını ama bakacağım şimdi. Taramalı silah hastasıyım. Bakışlarının yastasıyım. Ya falan filan işte. Anladınız siz ya beni. Keyfim yerine geldi ha. Bu oyunu oynayınca böyle bir enerjim yükseldi yani. Oyunda böyle bir şey var. BT kim bu konuşan? Kimmiş bu? Saldırı birliğinin komutanıymış bu. Sarah Briggs. Anladığım kadarıyla bir kadın asker. Evet, konuşan da kadınmış zaten. Gemide hayatta kalan kimse var mı diye soruyor.
detect any life signs within the MCS James McCallum, but 90% of the lifeboats have been ejected. There is still hope. Oyunda ufak bir ürkünçlük de var yani, sanki hani böyle bir tehlikeli bir ortama giriyormuşuz gibi bir his de var. Yani her an bir şey olabilirmiş gibi ama yok. Belki de olur, kim bilir. Aa, şurada bir şey var. Aa, bizim Titan'a doğru gelen birileri var yani. Şu an telsizden onu anladım. Konumumuz açığa çıktı diyor. Çok fazla sayıda asker var. Şimdi biz bunları indireceğiz, öyle mi? At abileri. Bakalım ne işe yarıyor. Yalnız yine iyi vuruyorum ha. Ya bu oyunların yapısı gereği aslında sürekli hareketli olmak lazım galiba. Ben böyle biraz sabit oyuncuyum ya. Onu anladım. Bitti mi düşman? Those drones are IMC scouts. Enemy reinforcements will be on their way. We must complete the Neuralink immediately. Please install the final battery. Okay. Bakalım şimdi ne olacak. Power at full capacity. Tamam abi. Devam. Pilot, we must establish a Neuralink in order to proceed. Sinirsel bağlantı kurmalıymışız. Lütfen hazır olduğuna giriş yap. Hazırım abi. Sinirsel bağlantı dediğin şey herhalde ya, hani vücudumuzda sinirler var ya, sinir uçları. Onlarla böyle birlikte iletişime geçiyor herhalde, böyle bir teknolojiden bahsediyorlar yani. Hani sen ayaklarını hareket ettirmek istiyorsun, o yürüyor gibi. Protocol 1, link to pilot, establishing neural link. Neural link established. Rifleman Jack Cooper. You are now confirmed as the pilot of BT-7274. Ya BT, senin sesin çok havalı be oğlum. Uphold the mission. Our orders are to resume special operation 217. Rendezvous with Major Anderson of the SRS. Aa, bize doğru gelen birileri var. Protocol 3. Protect the pilot. Reinitializing critical systems. Vortex shield online. Girdap kalkanıyla engelleyebiliyormuş. Engelledik. Bir daha engelle. Ya güzel. Geri mi atıyor sonra? Q tuşuna bas. Neuralink complete. Primary weapon control and motion link reestablished. Tamam bak, bu biriktiriyor, tamam mı? Pilot, enemy Titanfall detected. Düşman Titan'ı. Fight our way to safety. Get ready. Hazırım. Great. Just gotta kill a few bad guys. A positive attitude can only improve our situation. Birkaç düşman atlayacağız diyoruz. Adam diyor ki bu kadar güzel bir tutum ancak düşmanı savaşı kaybettirebilir. Taking fire.
Vay, o da manevra yapıyor yalnız. Vurduk mu? İndirdik. Our combat effectiveness rating has increased. Pilot, I detect more IMC salvage teams on the way. Tamam. Our only chance of survival is to uphold our mission of rendezvousing with Major Anderson. Until then. Evet, Anderson'ı bulmamız gerekiyormuş. O zamana kadar yalnızız diyor. Buraya gidelim. Acele etmeliyiz. Tamam arkadaşım, gidiyoruz ya. Evet, oyun burada bitti. Bölümümüz sona erdi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada sona erdiriyoruz. Artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi eğlenceler, iyi ruhlar.